Halit Özkurt, ben Balıklı Yaylamızdayım. Hemen göletin oradayım. Bakın şu göletin duvar arasında olan bitkilere bakın. Böyle bir güzellik yok ya. Normalde duvardan su sızdırıyor gölet ama su sızan yerlerde çiçek bahçesi oluşmuş. Buraya bakar mısınız ya? Bunun ön tarafı duvar, arka tarafı perde. Arkadan su araya sızınca duvarın arasından bu tarafa doğru akıyor. Burası da manzara noktası. Su buharı çok güzel ya. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Aslında buranın sağlam olduğu söylense de her tarafından su aktığı için çok fazla burada kalmamak lazım. Şu yerdeki sarı çiçeklere baksanız. Aşağılarda yoğun sis var. Yaylana sırt açık. Burada daha az var. Aşağıdan yukarı tam tepeye kadar çıkmaya çalışıyor. Kızıl ağaç. Bunda koku olmaz. Kızıl ağaç, kızıl ağaçtır. Evet. Sisten gözükmüyor karşı taraf. Adam girmiş burada ateş yakmış ya. Üstteki orman resmi aynen aşağıya yansımış bakın. Burada fazla sis olduğu için çok güzel bir umduğumuz manzara şimdilik yok. Gölete doğru geçelim. Bakın şu altta güzel. Üstteki tal ne güzel. Gölün içerisine yansımış. Şuradan biraz daha güzel gözüküyor olabilir. Ağaçtan damlayan tamla bakın nasıl halka oluşturuyor burada. Gürgen çok güzel güzellik katıyor buraya. İlk yaprağını açtığı zaman yeşil, açık yeşil bir güzellik oluşuyor. Daha sonra da koyu yeşile dönünce o güzellik çok kalmıyor burada. Bunlar da burada iki arkadaş büyümüşler. Maşallah diyelim bunlara.
çekilmiş olsa aslında güzel manzara var. Karşıki orman da resimleri göletin içine ters önde yansımış. Bir hafta 10 gün sonra şu üst taraf çiçek bahçesi olacak. Pomar çiçekli. Şuradaki çiçekler de ayrı bir güzel. Bunlar genelde suyun yoğun olduğu yerde oluyor. Şu renklerine baksanıza renklerine. Çok güzeller. Bunlara şöyle bir yakından merhaba diyelim. Merhaba güzel çiçekler. Güzel yaratılmışlar burada. Hemen çimen üzerinde. Şu sarı renkteki güzelliğe bakar mısınız ya? Ne kadar canlı duruyor. Bakın şunlardaki tasarıma bakın. Yapraklarına, gövdeyişine. Yani müthiş bir ince işçilik var, hassasiyet var. Rabbimizin sanatı her yerde. Sis yine çekiliyor. Çekilince etraf açılmaya başladı. Şuradan göletin içine doğru. Tekrar göstereyim size. Burası birazcık açıldı. Karşıdaki ağaçla bilmiyorum kameraya yansıyayım. Bak alttan aynı şekilde. Göletin içinde gözüküyor. Bir de buna bakın. Güzellik burada var. Ağaçtan damlayan damlalar altta gölün yüzeyinde halkalar oluşturuyor. Bakın şuradaki çiçeklere bakalım. Bunları da şöyle yaklaşalım. Bir sürü bitki var ya maşallah. Göre baba. Benim koçum elimde büyüdü. Bakın sis çekildi. Manzara açıldı. Zaten kameraya yansımıştır görüyorsunuz. Restoran işte bu restoran. Ya sen babasın. Şey bence dağılmış vaziyette geldi. Efendim anlayamadım. Ülke bence deyip dağılmış vaziyette geldi. Evet, müdahale tabii. Edince bu hale geldi. Orijinali gibi restore edilmiştir. Aa köyde balık oynuyor. Zaten restore de odur yani. Bak. Bilmiyorum kameraya yansıyor mu bak. Atlıyor yukarı. Tekirdağ'a gidecek. Gene Koryanalılar. Evet. Vehbi Üçüncü'nün uşağının. Ya tamam. Birazdan kargoyu hazırlayacağız. Kargo mu orası? Kilmiyi yakalım. Abın içinde gidiyor ha. Vallahi. Abi Almanya, Fransa, yerde hiç kırılmaz. Kaldırar. Su polisi ha? Su polisi. Kim icat etti onu? Ya ne bileyim, böyle gördüm. Ben etmedim yani. Ya tamam, nerede gördün onu? Gene burada bir de... Ya çok ilginç ya. Bir abiden gördüm. Onu bekliyor yani. Türk kızın hocası. Ya aynen. Onun aşağısını yapmadan... Şimdi geçen hafta geçebilir misin? Neyi? Yani o buradan değil, abraya, kasaya yapmadan kapağı bir normal efe yapıştırabilir misin? Biraz.
Ama küve demişsen bant yapıştır oraya. Sadi kapağı. Beyaz parla ya. Komple sürsen o zaman reçeli olur. Küve usta yılların ustası. Hülya abi normal değil mi? Şurayı görüyor musunuz? Bakın az önce oradaydık. Değil mi? Siz çekildi. Normalde kovalar. Ama az önceki o netlik yok. Magazin hep yoktu, biraz önce düşer belli olmadı. Burada kölen içerisinde yüzen ada oluşmuş. Olur.